Hadi Ozan Zeybe bağlanalım bakalım. Ozan günaydın. İşte günaydın budur. Deniz. İşte budur. aradığı manzara budur. İzmir'den herkese sevgiler, saygılar. <laughs> Sevgili Bora diyor ki hemşericilik bunu gerektirir. <laughs> Türkiye'de belli bölgelerde çok hemşericilik vardır da Ege'de pek biz bunu Kesinlikle. yaşayamıyoruz. Kesinlikle. Yemin ediyorum bunu her defasında söylüyorum. Bir İzmir'ilerde yok. Yani İzmirli İzmirli'yi gördüğü zaman normal karşılar. Ama mesela Sivaslar öyle değil. O Sivas'ın neresinden şunu biliyor musun şunu tanıyor musun bu oluyor mu? Bir İzmir'de yoktur. Ozan gördüğümüz manzarada yani gördüğümüz alanda senin bulunduğun manzarada 101 yıl önce büyük bir kutlama büyük bir coşku vardı. Duygulandım şu anda. Çok yakınım o bölgeye aslında. Hasan Tahsin'in ilk kurşununa yani o konak meydanına çok yakınım ee, bugün büyük kutlamalar yapılacak İzmir'de hı hı. Yani, gece yarısında, açı, yani gece yarısı saatlerinde geçecek bu kutlamalar bakalım hayırlı uğurlu Başlı olsun keşke milli takımda bugün Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını e, minnetle analım bir kez daha İzmirliler için çok özel bir gün seninle de bu bağlantı güzel oldu değerli oldu Evet, denk geldi ama 8 Eylül'den 9 Eylül'e geçerken şu milli takımın galibiyeti olsa onları da konuşsak müthiş denk geldi olurdu. Derken, Daha da güzel bağlayabilirdik. Ozan bağlanmayı Daha da bağlayabilirdik. sevmiyor musun benim programa bana? Anlamadım, orada öyle bir alt mesaj mı aldım? Kayıpsın, kayıpsın Deniz hiç göremiyorum seni, yoksun uzun zamandır. <laughs> Lütfen hemşericilik olsun <laughs> birazcık burada da, bizde de olsun. Tamam. Hadi milli takımla açalım bu bölümü, ne dersin? Ee, sen çok mutlu değilsin diğer bizler gibi herkes gibi aslında dünkü turnuvada ilk olarak senin dikkatini ne çekti dün gece? Şimdi yeryüzünde Türk milli takımın taraftarı olup da mutlu olan bir kişi olduğunu zannetmiyorum. Yani Abi bu yani. kunsta dahi işin başındaki Kaptan da dahil. Yani bu e, hiç kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Biz bunu haftalardır, aylardır bu tercih yapıldığından beri konuşuyoruz. Hep erteleniyor. Hani bir hastalık geçirirsin veya bir cenazeye katılırsın. Ondan sonra dersin yaşam tarzımı değiştireceğim. ya yani iki günlük dünya dersin ama... O... 5. gün, 10. gün unutursun. Biz bu milli maçları oynuyoruz. O günlerde hararetle yorumlar yapıyoruz. Bu işin böyle olmayacağını defalarca konuşuyoruz. Bakıyoruz 10 gün geçiyor. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a takılı kalıyoruz. Milli takımı erteliyoruz. Ne zaman ki milli maçlar gelecek, bir gün önce tekrar hatırlıyoruz. Yani <laughs> bu işin olmayacağı belli. Ben yabancı futbolcuya karşı değilim. Yabancı Hı -hı. teknik adama yarı karşıyım ama A milli takımın başında kesinlikle yerli teknik adamdan yanayım. Kesinlikle bu tereddütsüz yüzde birlik bile bir prim vermiyorum. Beş kez Avrupa şampiyonuna, şampiyonasına gidiyorsun. Bir kez dünya şampiyonasına gidiyorsun. Hep bu işin başında bir yerli teknik adam var. Nerede <laughs> olursan ol, hangi işi yapıyorsan yap. Bizim bu milli takım oyuncularımıza baktığımızda o ruhu, o iştahı, o enerjiyi yeri geldiğinde e, mutluluk anlamındaki adrenalin salgılaması yeni geldiğinde teknik adamın gözlerinin içine baktığındaki o korkuyu Hı -hı. yaşatması gereken teknik adamlar lazım. O zaman bir şey lazım. So soracağım. Ya zaman zaman seninle fikirlerimiz ayrı olabiliyor ama her zaman saygı duyduğum bir şey var. Argümanları ortaya koyuyoruz. Yani fikirler farklı evet. olsa bile. Şimdi mesela yerlisi yabancısından açtığın için söylüyorum. Çok değerli teknik adamlar vardı milli takımlarda. Ya hala çok sevdiğim, çok değerli gelse işler başarır dediğim isimler. Ama daha öncesinde geldi. Sa sanki milli takım meselesi sadece teknik direktör meselesi değilmiş gibi geliyor bana. Ya bunu söylediğim için lütfen izleyicilerim de sen de hani kunsu savunduğum anlamına gelmesin ama tek bir sorunu teknik direktör ve onun seçimleri üzerinden yorumlamak ne kadar doğru? <laughs> Şimdi çok geniş bir konuya girmemiz gerekebilir. Ta baştan itibaren irdelemek lazım. Biz yıllarca neyi tartıştık, neyi konuştuk? Futbolu iş adamları yönetmesin, federasyon başkanı iş adam olmasın veya buradaki söz sahibi futboldan gelen biri olsun dedik. Hamit Altıntop'a nasip oldu bu iş ilk defa bu şekilde, bu kadar yetkiyle. Ama yani inat etmenin de bu kadar ısrarcı olmanın da anlamı yok demek ki Hamit Altıntop'la da bu işin olmadığını gördük. Yine başka birini de deneyebiliriz. Yani e, illa tıp fakültesini bitirdi diye ameliyatı bu doktor yapacak diye bir şart yok. Bu başaramadıysa yeni birine şans vermek lazım. E, bunlar çok detaylı konular. Ondan sonra her bir konuştuğun her kelimeden birileri neman alıyor, birileri de e, nefrete veya e, şikayete giden durumlar Doğru. oluşturmaya başlıyor. Doğru. Anlatabildim mi? Ee, ama bu işin olmayacağı ilk günden duyurulduğu günden belliydi. Yeryüzünde bir tane insan Türk milli takımı tutan insan Şitafan Kunsu tercih etmezdi. Yani bu sempatik olması Alman olması e, teknik açıdan işte disiplinli bir ülkeden geliyor. Şöyle altyapıda çalıştı şunu yaptı bunu yaptı. Bizim karnımız bu işlere tok. Biz bunlarla hareket edemeyiz. Her bünyenin ayrı bir yakıtı vardır. Bizimki bu değil yani bir de buradan yeniden yapılanma yapacağız yeniden bir sistem kuracağız bu insanlarla bu işler olmaz bizim bir de şu var milli takımımızdaki oyunculara baktığımızda da çok sürekli olan oyuncular yok 4-5 tanesi devamlı oynuyor diğerleri hep denemeler yapıyoruz bu sistemi de bu şekilde kurabileceğini düşünmüyorum artı ee, niye bu kadar tutucusun diyorlar. Bu tutuculuk değil. Bizim ruhumuz dediğim gibi yani benim midemin çalışma tarzı, arabanın yakıtının çalışma tarzı başka bir şeyin yani bizim milli takımımızın Türk futbolcusunun mutlaka yerli bir teknik adamla çalışması lazım, konsantrasyonu üst düzeyde olması lazım. Dün ben milli takımımıza bakıyorum 10. dakikadan Ama peki 10. bir şey soracağım, sonra... milli oyuncularımızın çoğu zaten yurt dışında forma giyen, uluslararası alanda boy gösteren, diğer liglerde oynayan bir e, oyuncu kadrosuna sahibiz Yani yeni <laughs> jenerasyon da öyle. E, bu, bu onları çok etkiliyor mudur? Yani şimdiki Kesinlikle. dönemde etkiliyor mudur yine? kesinlikle etkiliyordur. İçeride zaten mırıldanmalar vardır. Ondan sonra iş sürü psikolojisine döner. İki tane futbolcu, söz sahibi futbolcu bıdı bıdı yapmaya başladığı anda, ufak tefek teknik adamı eleştirmeye başladığı anda teknik adamın, oyuncunun teknik adamdan bir yönüyle etkilenmesi lazım. Stiliyle olabilir, zekasıyla olabilir, kariyeriyle olur, ismiyle, markasıyla, karizmasıyla bir şeyle etkilenmesi lazım. Kuntz gibi teknik adamlar sadece böyle beyefendi, iyi insan niteliğinde sınıflandırdığımız insanlar. İyi insan olmak bir meslek değildir. Yani Türk milli takımında diyeceksiniz ki dinleyenler, izleyenler şu anda diyebilir. Yine mi Fatih Terim, yine mi Şenol Güneş, yine mi Mustafa Denizli? Gerekirse yine onlar. Süreklilik öyle bir sistem kurulmalıydı ki yıllar önce biz şimdiden iş işten geçtikten sonra fark ediyoruz. Bayrak yarışı şeklinde bile olabilirdi. Fatih Terim'le 3 yıl, Mustafa Denizli'yle 3 yıl, Şenol Güneş'le 3 yıl böyle bir projenin içine girdik önümüzdeki 10 yıl diye. Böyle bir sistem bile kurulabilirdi ama e, hep günü atlatmanın, günü kurtarmanın peşindeyiz. Bizim normal hayatımızda, genetiğimizde de bu var. Yani uzun vadeli işlerin peşinde Türk insanı olarak pek yaşayamıyoruz. Zaten başarıya da ulaşamıyoruz. Çünkü bizim savaşmamız, çalışmamız gereken, uğraşmamız gereken o kadar çok doğadan tut e, yani bünyemizde olan Olgulardan tut, dış etkenlerden tut, o kadar uğraşmamız gereken işler var ki, yapmamız gereken şeyler var ki en büyük yansıması da bilgi takımda görüyorum. Ama şu performanslarına burada... da bir, bir parantez açalım mı? Yani <laughs> Kursun'un tercihleri kadar oyuncuların performanslarını da masaya yatıralım. Şimdi sadece Türk milli takımında değil, bence dünya futbolunda... ...yeni nesil oyuncuların odak noktaları dağılabiliyor. Yani eskiden mesela 35-36'ya kadar yıldız isimler görürken... ...şimdi 30'a gelmeden daha çok hani maddi tercihler diyelim... ...sosyal medyanın etkisiyle, reklam gelirleriyle... E, ...o kariyerler farklı şekillerde şekillenebiliyor. Yani oyuncuların mesela 20 yıl sonra bu kadar yetenekli oyuncuların... ...olabildiği dünya ben düşünmüyorum... Yani sol bekler, santrforlar yetişiyor mu dünya üzerinde bundan bir 10 yıl öncesine kadar, 20 yıl öncesine kadar? Ya bu bizim de problemimiz gibi düşünüyorum. Ne dersin? Sen, as sen aslında bu spordaki en önemli uzmanlık konunun olan konuya beni çekmek istiyorsun ama şunu söyleyeyim. E, biz yıllardır hep konuşuruz. Bir, eskiden çok yetenekliler vardı. İşte anlatırlar futbol sohbetlerinde de, derler ki işte Metin Yıldız vardı şu anda 50 milyon dolar yapar. Sinan Engin vurdu mu orta sahadan ağları delerdi. İşte Ziya Doğan öyle bir top oynardı. Gattuso'nun yanında sıfırdı. Biz bunları hep dinleriz. Ama ömür boyu bunlar futbol olduğu sürece biz de konuşma yeteneğimizi kaybetmediğimiz sürece yine biz bunları konuşacağız. Mutlaka çıkacak. Dönem dönem e, 10 yıllık periyotta 20 tane popüler oyuncu çıkacak. Dönem dönem 10 yıllık periyotta 3 tane popüler futbolcu çıkacak ama mutlaka çıkacak. Artık Türkiye'den bir daha yıldız çıkmaz diyorduk Arda'dan sonra. Galatasaraylı Arda'dan Arda Turan'dan sonra. Yeni bir Arda çıktı. Şimdi konuşulan futbol piyasasında 2-3 tane daha Arda olmasa bile, Arda Güler olmasa bile ona yakın yetenekte 2-3 tane daha oyuncunun geleceği konuşuluyor. Sen e, bu konuyu açmadan önce şunu söylemiştin bana yani oyuncuların performanslarını nasıl değerlendiriyorsun demiştin. Biz eski milli takımları izlerken bu hiç oynamayan oyuncuları alma geleneğini Fatih Terim başlattı biliyorsun veya hatırlayanlar da bir anda hmm. şey yapsın. Hiç adam kendi takımında oynamaz getirdi üst düzey performans alırdı. Burada oyuncunun kalitesini bildikten sonra empoze edebilmek, onu e, motive edebilmek çok önemli. Bizim yerli teknik adamlarımız bunları yapabiliyor. Tercüman konuştu tercüman kullandığın dillerde zaten kendi duygunu, kaliteni, kültürünü, zekanı aşılaman mümkün değil. Başka birinin kalitesi, kültürü, zekasıyla karşı tarafı empoze etmeye çalışıyoruz. Bu işler çok zor. Yani... Hmm. E, <laughs> bakıyorum. Ya şundan dolayı söyledim yani zaten bu oyuncuların çoğu yabancı teknik direktörlerle çalıştığı için milli takımda acaba yabancı bir teknik direktörle iletişim kurmaları bu kadar zor değildir diye düşünüyorum. O takımlarda başka sistemlerden gelen oyuncularımız var. Oturmuş sistemlerden gelen oyuncularımız var. Bizim milli takımımızda oturmuş bir sistem yok. Bizim bir futbol ekolümüz yok. Ne yapacağımız belli değil. Biz baktığında eğer motive olamıyorsan doğaçlama. Yani dün bana hiç kimse söyleyemez. Milli takımın şöyle bir stratejisi vardı. A planı buydu. Olmadı. B, C, D, E. 4-5 tane teknik adamın planı olması lazım. 30. dakikada kırmızı kart görürsem nasıl olur? 1-0 geriye düşersem 20. dakikada penaltıdan bir gol yersem stoperim sarı kartla oynarsa ne yaparım? Bunların hiçbiri yok. Hafife alınan bir rakip var. Şimdi dün belki acı gelecek ama milli maça çıkan taraf Ermenistan'dı. Onlar bir milli maç oynadığını hissettirdiler. Ve karma toplama bir takım olmasına rağmen. Hı hı. Arjantin'den getirdikleri veya o algıyla antrenör takımı diyebilirim kendi taktik adamları oyuna müdahale ettiler. Bizimkiler nasıl olsa alırız. E, Eskişehir'de güzel bir karşılama, e, güzel bir atmosfer, güzel yayınlar hoş geldiniz e, arkadaşlar yurt dışından geldiniz işte şu takımda ne yapıyorsun, bu takımda ne yapıyorsun böyle karnaval, fuar havasına gelmiş bir milli takım gibi vardı. Ama Ermenistan milli takımı istediğini yani bir hedef olarak buraya geldi. Milli takım gibi oynadı. Bunları işte iyi analiz edebilmek lazım. Bugün biz bunları konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta lig maçları başladığında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a daldığımızda tekrar bunlar unutulacak. Ama bu işin olmayacağı belli. Zararın neresinden dönersen kardır diye düşünüyorum. Bunu defalarca en basit cümle olarak söylüyorum. Şimdi milli takım hazırlık maçı yapacak Japonya'yla. Bu milli takım Japonya'yı yenebilecek mi zannediyoruz? Yani hevesimiz kırıldı, iştahımız kayboldu biz güç anlamında, yetenek anlamında, bireysel anlamda bakıyorsun. Bugün milli takımın bu kadrosunu 10 ilk 11 gireni çıkanı hiç fark etmez. Hepsi önemli takımlarda oynayabilecek oyuncular. Ermenistan milli takımına baktığında yani bizim ayarımıza, kumaşımıza dengimiz olabilecek kalit anlamında. İş teoride başlıyor ama pratiğe geldiğinde biz yokuz Deniz. Bunları kaybediyoruz. Bunları Biz buradan bugün bunları değil çok iyi konsantre olmuş, bir sistem oturtmuş, disiplinden kopmayan Alman teknik adamın izlerini takımın üzerinde gördük diyebileceğim bir yayın yapmalıydık. Ve biz 3-0 bugün Ermenistan'ı yendik. Yolumuza tam gaz gidiyoruz. Şöyle belki de bize uygun değil ama rahatlıkla artık şampiyonayı bir maç daha oynadıktan sonra garantileyeceğiz. Uh -huh. Daha başka şeylere çalışmalara girmemiz lazım diye konuşmalı. Bunlar bize daha şu ana kadar ben bir yorumcu olarak, sen bir moderatör olarak belki nasip olmadı. Hep biz bir gün bunları da böyle yaşayacağız olacak? Yaşarız, olacak. Konuşuruz e -S -S diye, evet. Öyle değil mi o zaman? E böyle arkadaşlar birbiri, arkadaşlar. birbirimizi birbirimizi sakinleştirerek motive, biz bir, bak birbirimizi bile motive etmeye çalışıyoruz Bu evet. işler böyle olmuyor. Avrupa'da bakıyoruz şu anda sıralamada yukarılara çıkıyoruz, çıkıyoruz ama kendi milli takımımızda ne oyun var, ne puan var. Bunlar Hı -hı. üzücü. Bugün bizi tabloda yanıltmasın. Lideriz diye hala bazıları ya lideriz bu kadar da abartmaya gerek yok diyorlar. Üç gün sonra tekrar konuşuruz bunları. Ekim ayındaki maçlar var. Ortalık birbirine girebilir. Yani ben e, Kuntz'un e, milli takımda uzun vali olduğunu düşünmüyorum. Yani Ekim ayının sonunu göremez diye düşünüyorum. Hmm. Belki bu Japonya maçından sonra bir aksilik daha yaşanırsa arkasında duracak kimse de yok hmm. artık. Yani hmm. derler ya yöneticiler yanındayız arkasındayız. O işler de e, kapanır gider diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler sevgili Ozan. Ben teşekkür için. ediyorum herkese. <laughs> sevgiler, i̇yi, iyi saygılar, izlemeler. İyi günü günü olsun. günler.